yapımı tamamlanma aşamasına gelen 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitime açılacak olan Tekirdağ Eğitim Derneği Tekirdağ Koleji Kampüsü'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Tekirdağ kurucusu Vedat Savaş Bostancı, öğretmenler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TED Tekirdağ Koleji kurucusu Savaş Bostancı protokol konuşmasında 95 yıl önce Atatürk'ün kurmuş olduğu yıllar geçse de hedeflerinden, ilkelerinden hiç sapmadan bugüne kadar gelmiş Türk Eğitim Derneği'nin bir parçası ve TED meşalesinin Tekirdağ'da yanmasına vesile olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 95 yıl evvel Atatürk'ün kurmuş olduğu yıllar içinde ise hedeflerinden, ilkelerinden hiç sapmadan bugüne kadar gelmiş Türk Eğitim Derneği'nin bir parçası ve TED meşalesinin Tekirdağ'da yanmasına vesile olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da konuşmasında Türkiye'de en büyük sosyal adaletsizliğin eğitimde olduğunu söyledi. Bugün binlerce ekonomik seviyesi iyi olmayan evladımıza burslar veriyoruz ama nitelikli burslar veriyoruz. Bu evlatlarımızın hepsi ortaokuldan veya liseden bizim ailemize katılıyor. Sadece bizim okullarımıza değil, devlet okullarında okurlarken de nitelikli burslar veriyoruz. Çünkü 21. yüzyılın yetkinlikleri herkese çok nitelikli eğitim değil, herkese adaletli bir eğitim vermekten geçer. Burada önemli birkaç maddeden kısacası da bahsetmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'nin her yerinde başka ülkelerin okullarına değil, milletimizi milli okullara emanet edecek okullar açın demişler. Çünkü 1920'lerde Türkiye'nin tamamında sadece 27 tane Türkiye Cumhuriyeti'ne ait okul var. 500'ün üzerinde lise var. 500'ün üzerinde misyoner lisesi var. Onun için milletin evlatlarını yabancı ülkelerin ülkemizde açmış olduğu, kendi ideolojilerine enjekte etmeye çalıştıkları okullara değil, yabancı dilde eğitim veren, dünyayla rekabet edebilecek nesiller yetiştirebilecek milli okullara emanet etmek gayesi güdülmüş. Programda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, TED Tekirdağ Koleji Kurucusu Müdürü Dilek Gülgüler Yüz protokol konuşması gerçekleştirdi. Yarının aydınlarını yetiştirmek üzere kutsal bir yola çıktık. Bu yolda bizi aydınlatacak olan ise Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet değerleri ve Türk Eğitim Derneği meşalesi olacaktır. Bu büyük sorumluluğu en kalbi duygularımla kabul ediyor, bu meşaleyi taşımama vesile olan Türk Eğitim Derneği'ne ve kurucunuza şükranlarımı iletiyorum. Tanıtım programı, toplu fotoğraf çekim ve kokteyl ikram programı ile sona erdi. Türk Eğitim Derneği 1928 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'ün öncülüğü ile kurulmuş ve ilk Genel Başkanı İsmet İnönü'dür. Şu anda Genel Başkanlığını 2003 yılından beri Sinan Selçuk Pehlivanoğlu sürdürmektedir. Tekirdağ Eğitim Camiası'na da hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz yeni açılan okulumuzun.